Önce müzik. Böyle tabii ki tavşana bakar gibi baktım. Elpazesi içinde büyüdüm. Oluverdi aslında. İyi bir soru. Melis Sökmen bir sanatçı ailesine doğmuş bir insan olarak kendimi çok şanslı sayıyorum. Bu olguda, yani bu ortamda büyümek tabii ki çok farklı bir olay. Sonradan anlıyorsunuz onu, yoksa içinde olduğunuz için çok doğal geliyor size. Ama hayatımdaki gelişimi gördüğüm zaman bir sanat ortamında, bir sanatçı ailenin içinde doğmanın ve büyümenin çok büyük ufuklar açtığını görüyorum. O yüzden çok renkli bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Önce müzik, önce iyi müzik, doğru müzik tabii ki, iyi müzik olması gerekiyor. Şimdi bir albüm yaptığınızda, şimdi çünkü bu konu şu an albüme ya da bir single de olabilir. Önemli olan önce ne verdiği, yani sözlerin ya da aktarmak istediğiniz nedir? Bazen çok basit şeyler olabiliyor, yani hayatın içinde aşk, meşk falan filan ama dönemine göre de değişebiliyor. İnsanın ruh haline göre de değişebiliyor. Dönemsel olarak değişebiliyor. Yani benim albümüm 1990'da çıktı. Bu mesela Türkçe sözlü ilk pop caz albümü. İçimde bir duygu büyüyor. İçimde. İçimde. Hasretim. Hasretim. Dün gece aniden. O zaman isimli albümdü. Ercüment Vural'la birlikte yaptık. Ercüment Vural'ın besteleriydi. Sözler de onunla. Ama iki tane parça mesela o zaman Thomas tarafından yazıldı İngilizce olarak. Ama o dönem daha çok böyle, nasıl söyleyeyim, gençler bilmesi için söyleyeyim. O piyanist şantörler zamanı. Alakasız insanlar için bir garipsenecek bir şekilde ama gerçekten çok güzel, iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Çok kaliteli bir iş oldu. Zaten popun da başlangıcı gibi bir şey. Akabinde de işte Halis Melis çıktı. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, zaten öyle bir ailede içinde doğmuş olduğum için muhakkak bir şekilde ya konservatuara giderdim tahmin ediyorum. Yani bir yeteneğimiz olduğunu o zaman da herhalde burada Türkiye'de keşfetmiş olurlardı sanıyorum. Ama Almanya'da gerçekten yabancı olarak, orada Gastarbeiter deniliyor ya, bambaşka bir ortama girmiş olduk. Bunu annem babam da bilmiyordu. Aslında bizim amacımız ilk Avustralya'ya gitmekti annemle babamın. Sonra annem orası çok uzak olur, işte Türkiye'ye yakın olmak istiyorum diyerekten. O zaman Almanya çok cazip görünüyordu. Çok kucaklayıcı bir şekilde bizi almışlardı ama zor bir hayat oldu. Şöyle söyleyeyim, yalnız oradaki tabii ki eğitim, yani buradaki o dönem için bir şey diyemeyeceğim yaşamadığım için. Öğretmenler o kadar farklıydı ki, yani buradaki gibi öğrenci-öğretmen ilişkisi yoktu. O zamanın için söylüyorum. Yani ilkokulda bile arkadaş gibiydi öğretmenlerimiz. O yüzden çok... Çok müthiş bir düzen vardı orada, hala devam eden. Çocukları takip ediyorlardı, işte yeteneklerini yönlendiriyorlardı. Ve ilkokulda müzik derslerimiz de vardı. Çok güzel bir ilkokulda okuyordum. Hatta orada düşünün, bir amfi vardı, içinde piyano vardı. Müzik derslerimiz piyano eşliğinde yapılıyordu. 70'lerden bahsediyorum. Oradaki müzik öğretmeni, 10 yaşlarındayım. Dedi ki, senin mutlaka müzik dersi alman lazım. Hatta senin ritmin çok yüksek düzeyde. Davul dersi almanı istiyorum dedi. Vay dedim. Birazcık da Afrika köken olduğu için herhalde ritim duygumuz oradan da kaynaklanıyor. Sonra babamla konuştum. Babam tabii oldu. Bir kız davul çalmaz ki. Olmaz dedi. Kabul etmedi. Sonra dedi ki, hocam o zaman gitar dersine gir dedi. Tamam dedi. Sonra gitar hocamla karşılaştı. Bana gitarını kendisi seçti. Gitti gitar dükkanından. Yani yüzlerce gitarın içinden. Bütün gününü harcadı. Çok ilginç bir şekilde. Ve yani en güzel tınısını o zamana göre de uygun. Yani şöyle söyleyeyim size. 1500 D-Mark. Bir gitarı bana 300 marka almış oldu. Ve hala duruyor evimde o gitar. Öyle bir 5 sene özel gitar kursu, yani dersleri aldım. 7 yaşından 8 yaşından itibaren plaklar alırdım Almanya'da mesela. İlk plağım da Carole King'in Tapestry albümüydü. You Got a Friend diye bir şarkısı vardı. Even your darkest night
You've Got a Friend dedi, kulağımla çıkardım ve söyledim ilk defa gitarda. Öyle bir başlama oldu yani. Dona Donaları da söyledim işte, John Baez. Yani zaten ailemde, yani babamla birlikte çok albümlerimiz vardı. Yani şöyle söyleyeyim size, çok geniş bir müzik elpazesi içinde büyüdüm. İşte Amerikan müzikalleri olsun, Fransız şansonları olsun, Latin müziği olsun, Afrika müziği olsun. Hepsi harmanlanmış bir şekilde öyle büyüdüm. Ve ilk kaset teybimi babam almıştı bana. ITD Schaublerens'te. Müthişti böyle siyah ve yayvan. O zaman hani normal şey vardı ya. O böyle düz ve buradan açılıyor falan. Hani uzay şeyi gibi. İlk kasetimi de babam aldı ve Black Music diye bir kaset aldı. Orada da siyahi müziğin işte o dönemde işte şarkıcıların Motown zamanlarını içeren ilk kasetim de olmuştu. Motivasyon yani o zaman işte oluverdi aslında. Çünkü Türkiye'ye gelme nedenim aslında şuradan başlamam gerekiyor. 81 yılında 17 yaşındayım. Çok iyi bir lise kazanmıştım Almanya'da ama o dönem Bale Sanat Merkezi diye bir okul kuruluyordu amcam Sait Sökmen ve babamla birlikte. Başka ortaklar da vardı mesela İzzet Öz gibi. Sonra baktım ki İstanbul, o zaman daha önce Sait amcamın Kuğu Balesi vardı Ankara'da, Kuğu Bale Okulu. İstanbul'da geliyor, böyle bir proje yapıyor. Dedi ki işte siz de katkıda bulunur musunuz, şudur budur falan derken okul yapılıyor ve kuruldu. Ben de şöyle kaldım çünkü bale aşığıydım. Çocukluğumda hep bale eserleri, yani Almanya'da da öyleydi. Pazar günleri işte bale eserleri konulurdu televizyonda ve ben açardım ve amcama tapardım yani. Sonra okul kazanma dedim ki, bir gün oturdum dedim ki annemle babama, ben gitmek istiyorum Türkiye'ye dedim. Kızım dedi işte burada bak böyle bir şey kazandın, olur mu olmaz mı? Kesinlikle karar verdim dedim ve hiç aslında ikilemediler. Ve öyle İstanbul'a gelmiş oldum. İlk adım bale salonuna girmekti zaten. Geldiğimde ilk tanıştığım o dönem sanatçılarımızdan Seyhal Taner'di. Ve Asım Can Gündüz. O da yeni gelmiş Amerika'dan. Elinde gitar ve 18 yaşında o da incecik falan böyle. Saçlar kıvırcık benim gibi falan böyle bir şey. Hayat dolu falan. Onunla tanıştım girdiğimde. Ondan sonra Seyhal oradaydı. Seyhal'e çalıyormuş o dönem. Seyhal'e acayip yine böyle panter kıyafetleri falan böyle giymiş. Hadi dedi, ilk konserime Türkiye'de öyle gittim. Seher'in konseri vardı karşı tarafta. Beraber gittik, o zaman bir Vosfos'u vardı falan öyle. Eşlik etmişti falan. Böyle bir şekilde de zaten bu caminin içine girmiş oluyorsunuz zaten. Aynı zamanda geldiğim dönemde Saz mı Caz mı müzikali sahnelenecek. Amcam onun koreografı. Biliyorsunuz Sezen Aksu ve Nükhet Duru başrollerde. Coşkun Sabah o zaman ilk defa çıkıyor. Müthiş bir kadro var. O zaman Şan Tiyatrosu'nda provalar yapılıyor. Ben her gün oraya koşturuyordum yani provaları izleyeyim diye. Böyle deneyimler kazandım. Üniversiteye girmiştim İstanbul Üniversitesi'ne. Bale Sanat Merkezi'nde küçük bir grup kurulmuştu. Benim Mehmet Sökmen, Said'in büyük oğlu falan filan. Orada bir küçük grup kurulup dediler ki sen de şarkı söyler misin? Peki dedik. Küçük bir repertuar yaptık. Oradaki öğrenciler ve ebeveynlere iyi konser vermiştim. İlk sahne değil ama sahne gibi bir çıkış oldu. Orada da Kahve Bahçıvan, Atilla Kahve Bahçıvan, klavyeci arkadaşımız, piyanisttir o da konservatuvardan. Bir ara Grup Lokomotif'in Stüdyo 54 diye bir mekan vardı İstanbul'da. Orada prova yapıyorlar ve birinci altın güvercin yarışması için çalışıyorlar. Onlar da kız solist arıyorlarmış. Atilla da beni önermiş ki benim hiçbir o kadar tecrübem yok. Gittim işte ama o zamanlar da Barbra Streisand, işte Donna Summer falan söylüyorum yani. Tina Turner falan. Öyle bir repertuar yapmıştık. Gittim 3-4 parça söyledim. Tamam dediler. Hoppa olduk. Sonra ilk böyle paldır küldür orada provalar derken Kuşadası Festivali'ne gidildi. Ama o zaman Kuşadası Festivali'ne katılan yani müzik camiasında kim varsa oradaydı. Yani Ayşegül Aldinci'den tutun, Kayahan'dan tutun, Nilüfer'inden, Aşkın Nur Yengi. Yani kim varsa orada inanılmaz keyifliydi tabii ki. Yani. Ve otobüslerle gidiliyor tabii ki o dönem. Böyle kaç saat falan. Ve otobüsler böyle dolu. Çok keyifliydi. Çok güzel anılarımız oldu. Ve orada ikincilik
ödülünü aldık. Bir de gençlik ödülünü aldık. Hatta Duygu Asena 17 dergisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Gençlik ödülünü vermişti. Birinci de Fatih Erkoç gelmiş. O da Norveç'ten o dönem yeni geliyordu. Öyle bir başlangıç oldu. Gerisi daha önce anlattıklarım sonra geliyordu. Pop müziği daha basit akorlarla giden bir şey. Çünkü insanların kulaklarına hemen hop diye girsin. Yani biçim olarak daha basit gibi görünüyor. Caz müziğinde daha free, aslında daha freesiniz, daha özgürsünüz. Oradaki harmonik yapılar çok daha farklı. Yani çok daha farklı dediğim, daha sofistike akorlar basılıyor. Yani daha easy listening değil. Yani kolay, hani hemen hop alıp da götüren melodiler olmayabilir. Ama çok derindir. İkisi de tabii ki farklı bir şey. Ben pop müzik de söylüyorum. Ama onun da iyisini yapmak önemli. Yani o duyguyu verebilmek çok önemli. Tabii burada sözler de çok önemli oluyor. Ve çalıştığınız müzisyenler. Bir de sizin sevmeniz de önemli. O duyguyu verebilmeniz için iyi sözlerin olması gerekiyor. Basit bile olsa iyi olması gerekiyor. Ama tabii ki caz biraz farklı duruyor yani. Beni anlatan. Çok var yani. Beni anlatan deyip hep ilk şarkıya dönüyorum her zaman hayatımda. O da işte You've Got a Friend'dir yani. Senin dostun var demek. Onun anlamı çok önemli. Dostluk çünkü hayatta çok çok önemli. Güveneceğin insanların olması çok önemli. Birine gerçekten güvenebilmek, senin yanında olabilen, olan bir insanın koşulsuz neredeyse bir şekilde. Belki o yaşta, o 7 yaşında dinlediğim bu müzik beni başka bir şeye koşullandırdı. Belki o dönemde tam hippie dönemin son zamanları, işte Cat Stevens'lar falan o zaman dinliyordum. O dönemin işte o ruhunu çok seviyordum daha doğrusu. Hala çok severim yani. 76'da, 75, 70, Her Müzikali sinemaya uyarlandığında koştura koştura ben 8 kere Almanya'da sinemaya gittim. Annem artık öldürüyordu beni. 8 kere nasıl diye. Ama o zaman hippie çocuklarıydık. Yaşta 14-15 hani nasıl ne kadar hippie olmuş. Ama hippie böyle bandanalar, yani bantlar koyuyoruz. İşte blue jean'in üstünde flower power, işte çiçekler, böcekler falan, peace, love falan böyle yanmayak falan doluşuyorduk. Oralarda. Ve o benim için, o ruh hala içimde var gerçekten. O yani Woodstock'ta kim olmak istemez yani, o ilk Woodstock'ta bir tek bir, ikinci Woodstock çok fena patlamış, çok kötü olmuş, onu da izledim ama ilki bir daha zaten geri dönmez yani. Jimi Hendrix'ler, Janis Joplin'ler falan başka bir olay. Şimdi iyi müzik diyeceğim, iyi müzik nedir diyeceksiniz. Yani belli bir kalitede olması gerekiyor. Yani bir şarkı yaptığınızda bir kere öncelikle size hitap, yani sizin duygularınızı hitap etmesi gerekiyor. Yani beni iyi tanıyan insanlar yazdı benim şarkılarımı. Bir iki tane de benden çıktı. Yani dönem dönem de değişebiliyor. Bir Öze Dönelim albümü yaptık. Orada mesela şöyle bir olay oldu. Açık havada bir Afrikalı grup geldi. Ve biz o grubu izlemeye gittik. İnanılmaz tabii. Danslar, manslar, şudur, budur falan filan. Sonra Ercüment, eve döndük. Ercüment o sırada ondan o kadar etkilenmiş ki direkt o altyapının üzerine öyle bir altyapı yazdı. Ve o dönem işte biraz çalışıyorduk, işte albüm ne yapalım diye. Çetin Akcan rahmetli bize çok yardımcı oldu. Onun üzerine de Öze Dönelim diye bir söz yazdı. O dönem için hakikaten yani o doğaydı, şuydu falan filan. Yani insanlar onları düşünmüyordu ama doğayı önemsemek, insanlığı önemsemek, sevgiyi önemsemek gibi öyle bir söz yazdı. İnanılmaz bir eser oldu benim için. Dediğim gibi böyle bilmediğiniz yerler bir şeyler çıkıyor. Yani o yani bir şey hani düşün, aa şunu yapalım falan. Tam belli bir kalıp olabilir ama orada mesela o albümde de çok farklı tınılarda şarkılar var. Yani yeter ki o sizin üzerinde yani size sinsin, insin, yakışsın. Yakışması da gerekiyor tabii ki. Bazen çünkü prototip şeyler yapılıyor. Yani olsun da gitsin hani bir şeyler yapalım diye ama olmuyor çünkü. Neden olmuyor? Çünkü sahici olmuyor. Yani onun bir bütün olması gerekiyor. Yaptığınız her şey için aslında hayatta. O geçerli bence.
da sanmıyorum çünkü zaten iç içe oldu. Yani ilk dansa başladım belki ama hani çocuktan gelen yine de bir şarkı söyleme olayı vardı. Sonra hayatta insanın gelişimi yani nasıl gideceğini pek tahmin edemiyorsunuz ama o sizi bir yerlere götürüyor. Bence işte o içlerinden doğru seçimi yapmak da belki de güzel bir şey de olabilir. Sonuçta hiç oradan kopmadım yani. Hayatım çünkü bütün bu olayların içinde geçti. Yani müzikle dansla geçti. Sırf dansçı olmak bilmiyorum öyle. Belki ilk şeyde o heyecan, o aşkla dediğim gibi bale salonuna girdiğim, adım attığım an oydu benim için. Ve çok çalıştım. Ama yani bir balerin olmak için biraz geç kaldım. Biraz değil, geç kalmıştım ama dansçı olmak için çok çabaladım. Çünkü çok seviyordum. Deli gibi aşıktım yani. Yani stüdyodan çıkmıyordum neredeyse. Dans etmek çok çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çünkü insanoğlu zaten dansla başlamış. Dans ve Afrika en eski kıtaysa neyle başlıyor? Tam sesleri, dans var. Yani ilk ifadeler böyle. O yüzden hepimizin içinde var olan bir şey. Herkes dans etsin bence. Hepsinin yeri ayrı bence. Son dönemlere gelirsek tabii ki Hediyem şarkısı benim için çok önemli oldu. Çünkü anneme yazılmış bir şarkı oldu. Gözlerine bakmak teninin mis kokusunda. Mesela en son yaptığım şarkıyı çok sevdim. Sonralar. Sonralar işte Saadettin bana masaya koyup dinlettikten sonra dediğim gibi böyle tamam dedim ilk defa. O da çok hoşuna gitti çünkü gerçekten çok yükseldi bence. Oynayamam sen hep kazanmak istersin sonralar. Sevgili Aytaç Kartuz'la tanışmış oldum Saadettin sayesinde. Çok iyi bir müzisyen. Düzenlemeleri o yaptı. Gencecik bir çocuk. Şahane bir şarkı oldu. Sonra Can Katipzade ile tanıştık. Çok müthiş bir yönetmen, hem klip yönetmeni, hatta Snoop Dogg'un yönetmeni kendisi. Çok keyif aldığım bir iş oldu.